Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle bir karnabahar turşusu vuracağız. Şöyle hemen tam kamera açısını ayarlayalım. Karnabaharlarımızı ilk önce arkadaşlar şöyle bir ben sıcak su üzerine döküp hafif üzerinde birkaç dakika beklettikten sonra şöyle soğuk buzlu suyun içerisine attım. Hani bu sıcak su yapma nedenimiz mutlaka onu yapalım. Bu karnabaharlarımızı bir kabın içerisine bırakıp kaynar suyu direkt üzerine döktükten sonra 2 dakika ters düz yaptıktan sonra karıştırdıktan sonra onun hafif bir yumuşaması lazım. Yani tat kısmının. O yüzden daha sonradan da mutlaka şöyle buzlu suyun içerisine attım ve beklettim. Şimdi turşusunu vuracağız. Bayağı güzel bir turşusu. Her yer çok sevdiği bir turşu bu. Mutlaka bir deneyin derim. Şimdi yapımına geçelim. Şöyle bir şişe ölçüsüne göre ben karnabaharlarımı ayarladım. Bunu kesmeyeceğiz arkadaşlar, küçültmek için falan. Sadece temizledikten sonra ben sirkeli suda beklettim. Beklettikten sonra da sıcak suyla hafif bir 2 dakika beklettikten sonra tekrar buzlu bir suyun içerisine bıraktım. Şimdi turşusunu vurma zamanı. Bazen direkt karnabaharları yıkayıp hemen turşusunu vuran oluyor. Onu yapmayın arkadaşlar, mutlaka 1 veya 2 dakika sıcak suda beklettikten sonra turşusunu yapacağız. Hani bazen turşusunu yapıp beğenmeyenler oluyor. Ben birkaç yerde yedim. Hani istediğim şekilde tadı yoktu. Hafif bir sertti. O yüzden tek püf noktası bu arkadaşlar. İlk olarak taban kısmına diğer turşularda vurduğumuz gibi sarımsaklarımı ekleyeceğim. Sarımsağın özü tam çıksın diye ben genellikle sarımsakları turşuda hafif şöyle kesiyorum 2-3 kere. Alt taban kısmına birkaç tane yaptıktan sonra tüm olacak şekilde şöyle karnabaharlarımı ekliyorum. Bir de orta kısmına aynı şekilde sarımsağını ekleyeceğim. Hafif biraz eklerken düzenli şekilde koymaya çalışıyorum. Çok küçültmek istemedim çünkü böyle küçük küçük olmasın da istemiyorum. Bu zaten turşu olduktan sonra yumuşadığı için istediğimiz şekilde servis kesip yapabiliyoruz. Şimdi sarımsaklarımı tekrar ekleyeceğim. Üst kısmına değil, sadece orta ve taban kısmına ben genellikle turşularımı yapıyorum. Kanalımızda birçok turşu var arkadaşlar. Diğer turşuları da size çekip göstereceğim. Kırmızı lahana turşumuz çok güzel oldu. Hani kırmızı pancardan yaptığımız bir turşuydu. Beyaz lahanaya yaptık. Diğer karışık yaptığımız da çok güzel oldu. Onların hepsini de size çekip göstereceğim. Şimdi tekrar aynı şekilde karnabaharlarımı diziyorum. Şöyle. Ben ölçüsünü olarak arkadaşlar hani şişenin içini önce karnabaharları yerleştiriyorum. Ona göre karnabaharları ekliyorum. Siz isterseniz önce karnabaharlarınızı yerleştirip sonra ona göre yapabilirsiniz. Eğer ilk defa yapacaksanız da denemek amaçlı daha küçük kavanozlara yaparsanız da dahi iyi olur. Şöyle bir tane hemen şuradan bir kap alacağım. Bir tatlı kaşığı şeker tozu ekliyorum. Şimdi bu yapacağım sirke su kabını ilk önce bir kabın içerisinde erittikten sonra ben ekliyorum. Karnabahara tam çünkü özlesin diye. Bir yemek kaşığı da turşu tuzu veya kaya tuzu nasıl derseniz de bir yemek kaşığı da bu ölçüdeki bir şişeye ekliyorum. Son olarak sirkemizi ekleyeceğim. Hemen sirkemi alayım. Bir çay bardağı da sirkemizi ekliyoruz. Bir kabın içerisinde güzelce şimdi eritmeye çalışacağız. Elma sirkesi ben genellikle kullanıyorum ama isterseniz de beyaz sirke veya üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Fark etmiyor yani sirkenin. Şimdi sirkemi de ekledikten sonra güzelce bir karıştırıyoruz. Diğer turşularda bunu fazla yapmıyorum ama arkadaşlar karnabahar turşusunda hani tam özü bütün hepsine geçsin diye o yüzden bir kabın içerisinde 1-2 dakika karıştırarak bunu yapıyorum.
güzelce eritmem lazım. O yüzden biraz fazla bir şekilde karıştırmam gerekli. Zaten şimdiden erimeye başladı. Tam kaya tuzunu da biraz daha eriyene kadar bunu yapacağım. Şu alt tabanımı temizleyelim. Şeker tozu dökme nedeniniz arkadaşlar, her tuşta size söylüyorum. Hazır tuşlar gibi böyle katır kutur şekilde tuşunuz olmasın istiyorsanız mutlaka şeker tozu ekleyin. Kabın ölçüsüne göre bu şeker tozu oranını değiştirebilirsiniz. Eğer küçük bir kavanoza yapıyorsanız bir çay kaşığı. Eğer bu tarz şişelere yapıyorsanız bir tatlı kaşığı şeker tozu. Daha büyüklere yapıyorsanız bir yemek kaşığı. Şeker tozu eklerseniz de turşularınız çok güzel olur. Ben yaptım, denedim ve çok da güzel. Gerçekten öyle. Soran herkese de söylüyorum. Şeker tozu kattığım için böyle katır kutur oluyor turşular. Şimdi karnabaharlarımın üst tabanına ekliyorum. Şimdi son olarak da suyumu ekliyorum. Şu bardağın içerisinde tuz kaldığı için o yüzden bunu kullanacağım. Şişenin ağzı dolana kadar suyumuzu ekleyeceğiz. Ağzını da kapatıyoruz. Mutlaka arkadaşlar turşu kabı alırken veya kullanırken plastik kapak değil metal kapak kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü turşularda plastik kapaklar sonradan kendini bırakıyor, atıyor. O yüzden metal kapağınızı kullanmanızı tavsiye ederim. Ben çünkü bir iki defa plastik kapak kullandım ve turşu kabımı tam örtmedi, geri bıraktı. Turşumuzu da iyice ağzını kapattığına emin olduktan sonra şimdi biraz çalkalayacağız. Tam ürünüz geçene kadar yaptığımız sirkeli su, tuz içerisinde olduğu için şöyle biraz yapıyoruz ki bütün karnabaharlarımıza geçsin. Birkaç kere şöyle çeviriyoruz. Zaten kaya tuzu gördüğünüz gibi hemen eridi çok çabuk. Biraz çevirdikten sonra tamamdır diye düşünüyorum. Alt tabanımızı da silelim. Şimdi ağzı tam kapalı ama sanki bir yerden sızdırıyor gibi. Tekrar şöyle birkaç kez daha çevirdikten sonra kenara bırakacağım. Daha sonra turşumuz genellikle 15-20 gün içerisinde oluyor. Çünkü havalar biraz soğuk olduğu için ben balkonda bırakıyorum, içeride değil. Hani biraz da uzun süre olsun diye kışın turşu tüketmeyi sevdiğimiz için 15-20 güne şöyle güzel bir turşumuz oluyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.